Evet arkadaşlar, şimdi Fiat Egea'ya arka kısmına çakmaklık yapacağız. Şuraları falan düşünüyorum. Arka kısmı boş. Halıyı keseriz sadece. Şöyle malzemelerimiz. 2,5'luk kablo. Esnek kablo. Kalın olmasına dikkat edin. Çünkü aküden direkt çekeceğimiz için. Ona göre. Bir tane araya sigorta mutlaka. 10 amperlik sigorta içerisinde var. Yeterli. Şöyle çakmaklığınız. Şöyle arkasının vidal olmasına dikkat edin. En azından çıkmaması için. Bir de şöyle gereken aparatlar. Öncelikle şurada boşluğumuz var. Şimdi şuradan içeriden koltuğun arasından şuralardan kameranın yeri var zaten kablosu. Şöyle ön motora kadar götüreceğiz. Başlayalım. Burada deneyelim. Biraz sık olmasın. Dikkat edin. Evet. Şöyle. Görsel böyle olacak. Evet. Bence güzel oldu. Şimdi arka kablolarını takmaya başlayalım. Şimdi kablomuzu aralardan ön kısma kadar getirdik. Burada vida var. Evet, somunlu vida var orada. Şurada. Bu vidayı söküp bizim eksi kutbumuz yani şasemiz olacak. Uçlarına bağlayalım şimdi. Evet, şöyle artı bağlantı için önce kablomuzu kablonu takıyoruz. Sonradan şöyle bağlantı yapacağız. Bunu yaparken şöyle tersten yaparsanız daha sağlam olur. Şöyle. Evet, şöyle oldu arkadaşlar. Bu bizim artı ucumuz. Şimdi eksi ucu için de ekstradan şöyle bir parça yapalım. Evet, şasiye ucu için bu somunlu kısmı takılacak. Bu da şasiye kısmı. Soketin arka kısmını şöyle. Eksi artı diyor. Çoğunda yazmayabilir. Ama siz artıyı mutlaka şu orta iç kısımdakine dikkat edip takmaya çalışın. Şu iç kısmı. Bu mutlaka artı olsun. Fark etmez diyorlar ama bence önemli. Çünkü etraftaki ne olursa bazen şuralar metal oluyor. Artı pozitif, negatif kısa devre yaptırır. Şöyle iç kısımdaki pozitif olması daha iyi. Etrafı negatif olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı oymuştuk. Buraya direkt takıp arkadan vidaladık. Şöyle bacaklar görünüyor zaten. Şimdi şu alttaki olan yani şu uzun kablo olan. Şöyle göstereyim. Şu ucunda sigorta olan. Bu artı ucumuz. Diğer eksi ucumuz da diğer taraftan çıkış yapıp hemen şurada. Şuraya vidaya, somunlu vidaya taktık şase için. Diğeri de şöyle içeriden gidip şöyle eşikten düzenlemesini yapacağız. Şöyle şuradan giriş yaptık. Şöyle içeriden şöyle giriş yap. Şurada USB ve çakmaklık kısmına takacağız. Şu. Şimdi bunda da sökmek için şöyle takılıydı. Şöyle altta tırnaklar var zaten. Şu üstte parmaklarımızı geçirip iki taraftan çektirince geliyor zaten. Buradan çakmaklığın soketini söktük. Bende normalde AUX girişi yok. Yalnız arkadaşlar sizin de aklınızda olsun. Soketini koymuşlar fakat AUX girişi aktif değil. USB kısmı aktif USB. Ben de yeni fark ettim. Şurada soketleri var zaten. Şu AUX'un. Şu da USB'nin zaten ucundan belli. Siz de sonradan ben de internetten bakacağım. Şunun AUX olan böyle aparat ekstra varsa AUX için onu da alıp buraya takmayı düşünüyorum. Zaten burada da kolay. Şöyle yanında tırnakları var. Tırnaklarını bastırdığın zaman şu da çıkıyor zaten. Yani genelde araçlarda öyle yapıyorlar. Boş donanım, easy paketlerde. Yani tesisatı falan her şeyi var. Fakat o küçük aparatları aktif hale getirmiyorlar. Siz de aklınızda bulunsun. O getirdiğim kabloyu, pozitif kabloyu. Şimdi burada 3 tane soket var. Üçlü. Şöyle 1, 2, 3. Şimdi biri nötr, negatif. Birinde de 12 volt var. Diğerinde de 12 volt var. Şöyle multimetre ile ölçtüğüm zaman şöyle multimetreyi bu DC şöyle göstereyim. Yapmak isteyenler olursa multimetrede kullanmayı bilmeyenler hani ben de aman aman bildiğimi söyleyemem ama yine az çok ölçüm yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şu voltaj AC demek. Yani dalgalı demek. 750 volt da 200 volt arası. Bu evde kullandığımız elektrik voltajından bahsediyor. Yani burayı aldığımız zaman evdeki prizleri ölçebiliriz. 220 olduğu için 200'de ölçmeyin. Yakabilirsiniz. Direkt 750'yi alıp
evdeki voltajı ölçebilirsiniz. Akülerde, araç akülerde, normal akülerde şöyle doğru akım, yani düz akım. Zaten bu dalgalı, şekilde de belli. Dalgalı. Burada da arabanınki 12 volt olduğu için şöyle 20 voltluğu aldığınız zaman direkt ölçüm yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ölçüm yaparken de ölçtüğüm zaman biri zaten en alttaki şu uzun kısımda olan nötr. İki tane karşılıklı olan uçlarda ölçtüm. Biri sarı, biri gri kırmızılı olan. Bunların ikisinde de kontak açık değilken ikisinde de güç yok. Kontağı açtığım zaman ikisine de güç geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi çakmaklığın soketini beraber ölçelim. Size de fikir vermiş olsun. Multimetre ile bakmak için ya da direkt bacağı ona göre takarsınız. Motor direkt aküye bağlamak istedim fakat direkt aşağıdan motora çıkışı bulamadım. Bir de motor ısındığı zaman kabloya zarar verir diye düşündüm. Yanmaz kablo değil, normal kablo. Şimdi dediğim gibi DC voltun 20 volt bölümünü alıyoruz. Uçları gösterdim. Siyahı direkt şasiye, şurada altta bir tane normal arabanın şasisine demire değdirin. Bir yandan da çektiğim için biraz zor olacak ama şimdi böyle direkt ölçelim. Şimdi şase olduğunu düşündüğüm uca bakalım voltaj, herhangi bir voltaj var mı? Yok. Kontak açık bu arada. Şöyle bakabilirsiniz. Kontak açık. Şöyle baktığımız zaman evet 12 volt. Bu sarı olan kablo. Güç olan. Şu da diğer uç. Burada da 12 volt var. Kontak açıkken ikisinde de var. Kontağı kapatalım. Kontak kapalıyken şöyle ne gri kırmızı da var ne de diğerinde var. Ama kontak açıkken ikisinde de var. Farkı biri direkt geliyor kontak açıldığı zaman. Diğeri de sigorta üzerinden geliyor. Ben sigorta üzerinden gelene bağlamayı tercih ettim. Çünkü normalde arkadaki çakmaklığa da taktık ama ne olur ne olmaz. Hem o hem bu. İkisinde voltaj yüklü gelirse ikisini bir anda kessin ya da herhangi birini kessin diye. Kontak kapalıyken deneyelim istedim. Şöyle direkt çakmakla takalım. Evet. Taktık, herhangi bir şey yok. Kontak kapalı olduğu için. Şöyle. Herhangi bir şey yok. Kontağı açıp öyle deneyelim. Evet. Kontak açık. Şu an hem burada hem arka tarafta elektrik gelmesi gerekiyor. Bakalım. Evet. Direkt akım geldi, şarj oluyor.